Selamünaleyküm. İslam siyaset düşüncesi literatürünün temel kavramlarından birisi olan hilafet, özellikle Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde gerek İslam dünyasında, gerek de gayrimüslim devletler nezdinde fikri tartışmalarının merkezinde yer almıştır. Osmanlı hilafetinin İslam milleti üzerindeki nüfuzu, 19. yüzyıl itibariyle Kolonilerinde Osmanlı Devleti hakimiyetindeki topraklardan daha fazla Müslüman nüfus bulunan İngiltere'nin bu makamın siyasi bir enstrüman olarak görmesine neden olmuştur. Özellikle 1870'li yıllardan itibaren İngiltere ve Arap dünyasında genelde halifelik kurumuna, özellikle ise Osmanlı hilafetine ilişkin pek çok görüş serdedilmiştir. Daha çok Osmanlı halifesinin haiz olduğunu nüfuzu hakikatte olduğundan daha aşağı göstermek veya Osmanlı hilafetinin külliyen geçersizliğini iddia etmek şeklinde kendisini gösteren bu tartışmalar, İngiltere kolonyal siyasetinin bir uzantısı olarak gündeme girmiştir. Kolonyalizm ve hilafet tartışmaları başlıklı konuşmasını yapmak üzere Azmi Hocamız davet etmeden evvel özgeçmişlerini takdim etmek isterim. Azmi Özcan, 1960 yılında Burdur'da doğdu. Uluslararası akademik camiada sömürgecilik tarihi, yakın çağ tarihi ve Güney Asya Müslümanları hakkındaki araştırmalarıyla tanınır. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1986 yılında Manchester Üniversitesi'nde Orta Doğu Araştırmaları üzerine master yaptı. 1990 yılında Londra Üniversitesi Tarih Bölümünde İngiliz Osmanlı ilişkileri üzerine doktora yaptıktan sonra 2001 yılına kadar İslam Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı. 96-99 yıllarında İSAM Başkanlığı yaptı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi'nde yakın çağ tarihi alanında doçent oldu. 2002 yılında Sakarya Üniversitesi'nde profesör ünvanını aldı. Son dönem Osmanlı tarihi alanında yayınlanmış 4 kitabı ve farklı dillerde pek çok makalesi bulunmaktadır. 25 Aralık 2007'de Bilecik Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 2016 yılına kadar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak çalışmalarını sürdürdü. İngilizce, Urduca ve Arapça bilmektedir. Hocam hocamız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar. Anladığım kadarıyla pek çoğunuz açsınız. Çünkü bu saatte bu programı yerleştirdiğimize göre açsınız. O zaman ben hem ruhunuzu hem midenizi bir şekilde meşgul etmek durumundayım. Bu arada konu önemli. Benim akademik hayatımın çok ciddi bir kısmını aldı. Şimdi böyle çok geniş yelpazede çok seyrek dağılınca bir oraya döneceğim, bir oraya döneceğim. Acaba biraz böyle yaklaşabilirsek tek ufukta mümkün olabilir mi? Böyle bir göz daha güzel bir şey. İşlerin birbirlerine göre öyle tahmin ediyorum ki ben siz doğmadan hayatımın eğitim kısmını tamamlamıştım. Belli ki siz doğduktan sonra bu imkanı verebilirdiniz, bulamayabilirdiniz. Bu da şunu gösteriyor, aramızda yaklaşık 30-35 kilometrelik bir fark var. Öyle olunca benim size anlatacaklarım hem o farktan hem dünyanın değişmiş olmasından kaynaklanan farktan hem nesillerimizin, ilgilerimizin ve algılarımızın farklarından dolayı benim size söyleyeceklerim size bir şey öğretmek noktayı nazarından değil. Sadece kendi hayat tecrübemde edindiğim birikimi sizinle paylaşmak. Bunlar mutlak doğrularım değil. Değişebilir ama bugüne gelinceye kadar edindiğim kanaatlerim sizlerinkinden farklı olabilir. İtirazınız geçerlidir, bana da katkı sağlar. Çekinmeden lütfen düşüncelerinizi söyleyeyim. Çünkü hayatımızın bu aşamasında bizim ve sizin
gördüğümüz eğitimin temel amacı ileride karşılaşmamız muhtemel olaylara karşı bir rehearsal, prova. O yüzden bu aşamada tamamlayacağımız eksikliklerimiz gerçek hayatta bizi daha güçlü kılacaktır. Bu çerçevede Muhammed bana kulübünüz adına böyle bir daveti iletince ben İlkent'in zeki gençlerine ne anlatabilirim diye düşündüğümde sizi rahatsız etmenin daha isabetli olacağını anladım. Çünkü medeniyet yolculuğunun en büyük tehdidi rahattır. Ve bahusuz Türkler de rahata eriştikleri zaman enerjilerini, ideallerini, düşüncelerini eskisi kadar verimli kullanamaz olmuşlar. Şüphesiz bu bir yoldur, başka yollar da vardır. İsterseniz şöyle bir kalıpla başlayalım. Burada bulunan herkesin sosyal bilimci olduğunu varsayalım. Eğer farklı bakmayı beceremezseniz, sizden öncekilerin gördüğünden farklı bir şey görmeyi hiçbir zaman beklemeyin. Eğer bir katkı sağlamak istiyorsanız hayata, yaşadığınız zamanda çağa, mutlaka farklı bakmayı denemelisiniz, öğrenmelisiniz. Farklı açı denemelisiniz. Bunun teknik alandaki ifadesi şudur. Aynı bileşenlerle, aynı şartlarda isterseniz 1 milyon deney yapın, farklı sonuç beklemek saflıktır. Şimdi iki size esas belirtti. Birisi teknik alanda aynı bileşenler ve aynı şartlarda ne kadar deney yaparsanız yapın farklı bir ürün çıktı elde edemezsiniz. Ya da sosyal bilimlerde eğer sizden öncekilerle aynı açıdan bakarsanız sizin de farklı bir şey görmeniz mümkün değil. Bu sizi farklı kılmaz. Eğer siz yaşadığınız zamana, çağa, mekana bir anlam katmak istiyorsanız, hayatınıza bir anlam katmak istiyorsanız, mutlaka kendinize has ve diğerlerinden ayırt edilen bir yaklaşımınız, bir açınız olmasın. Ne olabilir? Kendinizi iyi hissediyorsanız yolculuğa başlayalım. 1 saat kadar bana konuşma imkanı verildi. Değil mi? Ondan sonra da soru cevapla seni geçeceğim. Kısa özette gördüğünüz bu eğitim sektörünün her yerinde bulunduk. Hem uygulamada, hem karar mekanizmasında, hem çalışmada. Dünyanın da her yerinde bu. Bu işler oralarda nasıl yapılıyor? Görmeyin. Mukayese ve bunları bir sentez içerisinde acaba kendi öğrencilerimize, kendi hayatımıza, kendi ülkemize nasıl katılabiliriz? Bu uğraşı içindeyiz. Siz bu aşamada herkesi ve her yeri dinleyeceksiniz ve kendinize ait bir çıkarım geliştireceksiniz. Siz de onunla devam edeceksiniz. Sizin hayatınızı hem fark edilebilir kılan hem de sizi farklı kılan en önemli değeriniz bu oldu. Mesela birisi size dese ki bundan sonraki hayatında sadece 1 tane telefon etme hakkım var. Kimi ararsın sorusunun cevabı. O an için sizin hayatınızdaki en kıymetli kimse onu ararsınız değil mi? En önemli kimse onu ararsınız. Anneniz, babanız, arkadaşınız varsın. Benim gibi birisi gelse ve dese ki
imkan ve varlık alanında tek hayatınız bu. O zaman bu hayatı nasıl yaşamamız gerekir? Yaşanabilecek en kıymetli şekilde yaşamamız gerekir. Başka bir hayatımız olmalı. Ve ben bu cümleyi söylediğim andan itibaren geçen o birkaç saniyeyi bir daha hiçbir zaman göremedim. Onu nasıl değerlendirdiysem, benim sermayem o olacak. Ve bunu değerlendirmek için 1 milyon tane alternatifimiz var. Uyuyarak değerlendirebiliriz. Çalışarak değerlendirebiliriz. Gezerek değerlendirebiliriz. Dedikodu yaparak, başkalarının kuruluşunu düşün. 1 milyon tane. Sizi farklı kılacak olan o 1 milyon tane alternatiften sizin için en kıymetlisi hangisiyse onunla o birkaç saniyeyi, o saatleri harcamaya gayret edin. Bu da niyetle, iradeyle başlayanmış. Evet, şimdi başlıyoruz. Sizden bir istirham olacak. Telefonlarımızın sesini sessize alalım. Mümkünse benim görüş açımdan onları kaybedelim. Çok önemli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta bizim dikkatimizi hiçbir şey çekmesin. Total konsantrasyon. Yaptığımız iş ciddi bir iş ve bu yolculuğun en büyük düşmanı distraction, dikkatlerimizi dağıtan dış uyarılar. Şimdi şu birkaç dakika içerisinde gördüğüm bir şeyi sizinle paylaşayım. Bir şekilde telefonla mesaj gelen bir arkadaşım elinde sonunda öğretmenine, hocaya hissettirmeden ya da buradaki bir konuşmacıya hissettirmeden masanın sıranın altında o mesaja bakacaktır. Doğru mu? Karşı koyulmaz bir dürtü. Merak duyuyoruz. Acaba kainat bize nasıl bir mesaj veriyor? Varlık bize nasıl bir mesaj veriyor? Şimdi merakım uzun. İşte bu ilim yolculuğu bunu söylüyor. O mesajı anlamaya çalışmak, o dili anlamaya çalışmak ve onun üzerine daha yaşanabilir bir dünya kurmak. Bizim varlık nedenimiz o. Sosyal bilimlerde size bir anahtar vereceğim şimdi. Eğer bu anahtarı hayatınıza uygularsanız, yani kariyerinize uygularsanız, eminim çok kısa sürede farkını fark edeceğiz. Her ne ile karşılaşırsanız, olgu anlamında ilk yapmanız gereken şey tarif. Dışarıda bunu şöyle kurgulayın. Vücudumuza dışarıdan bir şey gelince, vücuttaki sensörlerin, biyolojik sensörlerin ilk yaptığı şey onu tanımlayarak dost mu, düşman mı olduğunu belirlemek ve ona uygun davranış geliştirmek. Dost ise, onu vücuda dolu veriyor. Düşman ise, ak yuvarlar onu dışarıya atılması için bütün imkanlarını sağlıyor. Tanımladık. Konumuzla ne alakası var? Konumuz hilafet. Önce o zaman tanımlayacağız. Böyle uygulamalı bir şey. Bu ülkede en çok kullanılan kavramlardan biri. Hilafet aşağıdaki, hilafetin kaldırılması. Şimdi sıradan insanların konuya yaklaşımı farklı ama sizin konuya yaklaşımınız bir doktor sorumluluğu içerisinde olmalı. Çünkü siz bu ülkenin geleceği, bu toplumun geleceği, tarihi yapacak olan insanlarsınız. Ve o doktorun hastasıyla olan duygusal ilişkisinden farklı bakmak zorundasınız. Önce tanımlayacağız. Hilafet nedir? Altı şu. Bu dini bir kurum. Dolayısıyla metafizik ögeler de içeriyor. Kutsiyeti var. Bir şekilde biz bunu kaybettik. Ve çok şey kaybettik. Ya da kaybetmekle çok şey kazandık vesaire. Tartışmalar bu eksende. Şimdi ben de size desem ki
kere bu bakış açısı doğru bir bakış açısı değil. O size hayatına, size kabul ettiriyor. Aslında mesele böyle değil. Şöyle, ilk etapta belki direnç göstereceksiniz. Ama bugün bunu paylaşacağız. Kolonyalizm ve ilafet tartışma. İnsan olarak biz bizi farklı kılan şey diğer varlıklarla düşünebilme yeteneğimiz. Onun dışında biyolojik mekanizma olarak diğer canlılarla aynı. Kavramlarla düşün. Eğer kavramlarımız bizim değilse o zaman düşünemiyoruz. Şu an yaşadığımız hayatta olduğu gibi. Bize düşünme imkanı veren şey bizim kavramlarımız. Eğer bir kavramın arkasında size ait bir tarih yoksa, size ait bir hikaye yoksa, bir senaryo yoksa, o zaman o kavramla sizin bir hayal, bir hikaye yazmanız mümkün. İşte müdahalenin ilk olduğu alanlardan birisi budur. Sizin doğrudan doğruya düşünmenize müdahale etmek, sizi şartlandırmak adına sizin açınızdan bir geçmişi olmayan kavramların içerisinde sizi boğmaya çalışan bir girdapla karşılaşıyoruz. Kolonyalizm tartışmalarında bize ilk dayattığı şey kendi kavramlarıyla bizi düşünmeye mahkum ve mecbur. Ülkemizin güzide bir üniversitesinde eğitiminin bir kısmını İngilizce yapan bir kurumumuz. Size soru sorsam, içinizde İngilizce düşünen var mı diye. Acaba kaç tane yer var? Ya da İngilizce düşünebilen var mı? Öğrenilmiş dillerle İngilizce, bunlardan birisi, İngilizce öğrenilmiş dillerden birisi. İnsanlar öğrenilmiş dillerle hayal kuramazlar. Hayal kuramazsanız, o zaman bir gelecek kurduğunuz, tasavvurunuz, inşanız olmaz. Başkalarının kurduğu gelecek tasavvurlarının içinde konu olacak. Ancak ana diliniz veya kavramlarınızın ruhu olursa siz düşünebilirsiniz. Ve bu her alana sirayet eder. İlafeti tarif edin. İçindeki o esoterik anlamları bir tarafa bırakalım ve şöyle bir tane bırakalım. Kelimenin kökü halete sonra gelen anlamda, özel anlamı da Hazreti Peygamber'den sonra gelen idareci. İslam siyasi düşüncesinde, Müslümanların siyasi düşüncesinde Hazreti Peygamber'den sonra gelen onun sorumluluğunu yerine getiren kişi de. Peki Hazreti Peygamber'den sonra Müslümanların yöneticisi anlamında gelen kişiler sona erdi mi? Evet, değil mi? Hayat devam ediyor. Mutlaka Müslüman toplumların bir yöneticisi oluyor. İşte o düşüncenizi farklılaştırmanız dediğime işaret, güzel bir işaret anlamında. Burada bizde bir mesaj var. Eğer halife teknik anlamda Hazreti Peygamber'den sonra Müslümanların yöneticisi olan kişi ise kıyamete kadar Müslümanların yöneticisi olduğu sürece bu sorumluluk da devam edecek. Farklı bir şey söylüyor mu? O zaman yine teknik anlamda hilafetin ilgası diye bir ifadenin bizim zihinlerimizde ve hayatta karşılığı olmaması lazım. Ya da bu ifadeyi kullanalım. Bir sürü kitaplar var, yazmışlar, konuşuyoruz. Hilafetin ilgası. Bu ifadenin sizin zihninizde bir karşılığı olması lazım. Onu konumlandırabiliyor musunuz zihninizde? Tasavvur edebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'den sonra gelen Müslümanların devlet başkanına halife denir. Tarif yapıyoruz.
Peki ben bunu kaldırıyorum arkadaş dediğim zaman ne yapmış oldum? A. Devlet başkanlığı konumunu kaldırıyorum dedim. Ama uygulamada bakıyoruz böyle bir şey yok. Devletler var. Devletlerinde başkanları yok. Peki bunu yapmadım. Halife diye bir insanın oturduğu bir bina var. O binaya hilafet binası diyorum ve ben o binayı yıkıyorum. Demiş olabilir. Böyle bir şeyler. O zaman ben neyi kaldım? İşte ben bu soruyu soruyorum da cevap bulamıyorum. Acaba cevabı var da mı bulamıyorum? Acaba cevabı yok olduğu için mi? İşte zihinlerimizin nasıl düşüneceğine dair formatlamak böyle bir şey. Hilafeti kaldırdım. Ben ne yaptım? Bunu size de soruyorum. Bizden öncekiler bu soruya cevap bulamamışlar ve bizden öncekiler neredeyse tamamı yakını bu tuzağa takılmışlar. Alt alta üst üste koysanız hilafetin kaldırılması ile ilgili bir tarihçi milyonlar binler olur. Başka bir tuzaktan bahsedeyim size. Konuyla ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum ama arkadaşımız bana dedi ki biz kural olarak bir okuma yapıyoruz artık, hazırlık yapıyoruz. İsterseniz o çerçeveyi bir bakalım sizden. İlgili olanlar için tekrar olmuş olur, ilgili olmayan için de yeni bir şey olmuş olur. Hazreti Peygamber'in iki sorumluluğu vardı. Bir peygamber, bir din kurucusu olarak vahyi inananlarına aktarıyordu. Onun vefatıyla bu sorumluluğu, fonksiyonu, bu görevi sona erdi. İkincisi de toplumun önderi Medine Devleti'nin devlet başkanı, emirinin, müminlerin emiri sorumluluğu. Vefatından sonra o dört halifeye geçti. Dört halifeden sonra Emevilere ve Abbasilere geçti. Ondan sonra Osmanlılara geçti. 1924'e kadar bu ünvan devam etti. Tarihi kronoloji böyle. Ve o günden bugüne de İslam dünyasında bir tartışma var. Hilafet ilka edildi, edilmedi vesaire. Biz bugün imkanlarımız oranında bu kuruma, konuma, bu hikayeye sömürgecilerin nasıl yaklaştığını konuşacağız. Bunu yaparken de sizleri de böyle yoğun düşünmeye davet etmek istiyorum ki sonunda soru cevap kısmında imkan olursa paylaşalım. Düşüncemize kurulan tuzaklardan ikincisini size şimdi söyleyeceğim. Aşağı yukarı tam 200 yıldır Müslümanların zihin dünyası, aydınları, halkı, herkes şununla meşgul ediyor. Osmanlı geleneklerine göre Yavuz Sultan Selim 1517'de Hicaz'a gidince ve Mısır'ı fethedince oradaki son Abbasi halifesi mütevekkili beraberinde İstanbul'u getirmiş, Eyüp Camii'nde ya da Ayasofya Camii'nde yapılan bu devir teslim töreniyle mütevekkil ünvanını Yavuz Sultan Selim'e devretmiş ve o tarihten itibaren de hilafet Osmanlı'nın eline geçmiş. Hangi tarih kitabını açarsanız açın, doğuda ve batıda böyle yazın. Şimdi bunun üzerine bir tartışma alanı açalım sizinle. Ben batılı sömürgeci güç olarak hilafetin ve halifenin Müslümanlar üzerindeki etkinliğini, gücünü
zayıflatmak ve bana karşı bir tehdit olarak kullanılmasını önlemek için bu hilafetin itibarını yok etmektir. Halifenin gücünü, etkisini, nüfuzunu yok etmektir. Yok etmek için de bu tarih kronolojisinde söylenen hikayenin gerçek olmadığını ortaya koymak lazım. Böyle bir hikaye yok. Bunu siz uyduruyorsun demen lazım. Ve onlar da öyle yapmışlar. Osmanlıların gerçek halife olmadığını ve Osmanlıların gerçek halife olabilmesi için gereken şartlara sahip olmadıkları. Bu Ayasofya ya da Eyüp Camii diye uydurulan senaryonun uydurma olduğunu, gerçekte böyle bir olayın yaşanmadığını, gerçekte Yavuz Sultan Selim'le son Abbasi halifesi mütevekkilin İstanbul'a gelmediğini, orada bir böyle bir toplantı yapılmadığını ortaya atmışlar. O günden bugüne Müslümanlarla Avrupalılar akademisyenler tartışıyorlar. Böyle bir toplantı var, hayır böyle bir toplantı yok. Var diyenler o dönemden kaynaklar getirmeye çalışıyorlar, yok diyenler o kaynakları uydurma olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. En son geldiğimiz nokta şu, Dosson diye bir tarihçimiz var, Ermeni Osmanlı vatandaşı, bu İsveç'e gidiyor ve İsveç'in elçisi olarak İstanbul'da 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşıyor ve bir tarih, Osmanlı tarihi yazıyor. Ve bilebildiğimiz kadarıyla bu anlattığım hikayenin ilk yer aldığı kaynak o, 1750'lerden sonra. Ve Batılı tarihçiler diyorlar ki, bu hikayenin ilk yer aldığı kaynak eğer 1750'lerden sonraysa, yani hikayenin yaşandığı tarihten 200 yıl sonraysa, bu belli ki bir uydurmadır, böyle bir hikaye yoktur. Dolayısıyla Osmanlıların bilahim iddiasının da altı boştur. Şimdi sabah akşam bunu tartışırsanız, zihinlerinizde şu algı yerleşir. Demek ki halife olabilmek için mutlaka zincirin bir öncesinde yer alan, onun bir sonrasına devretmesi lazım. Böyle bir devir teslim töreni olmadığına göre, Abbas halifesi bunu Yavuz Sultan Selim'den falanca mekanda devretmediğinde, o zaman Osmanlıların halife olduğu iddiası uydurma, saçma. O zaman onun üzerine bir tarih inşa etmek de saçma. Böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyin üzerine tarih inşa ediyorsunuz. Vesaire. Eğer konuyla ilgiliyseniz siz de buna benzer şeyler okumuşsunuz. Ama inanır mısınız bu 200 yıl içerisinde hiç kimse şu soruyu sormamış. Hani ben size demiştim ya, farklı soru sorabiliriz. Bakış açınızı görüştürürüz. Ya arkadaş, halife olduğum için mutlaka birisinin birisine bir devir teslim töreniyle bunu teslim vermesi lazım. Şöyle söyleyeyim. Burada bir rektör var, görevi bitiyor, başka bir rektör atanıyor. Eski rektör onu yeni rektöre devir teslim töreni etmezse yeni rektör rektör olamıyor. Ya da yeni bakan bakan olamıyor. Yeni vali vali olamıyor. Hiç böyle bir şart arıyor musun? Bazen dargın oluyorlar, devir teslim töreni olmuyor değil mi? Bazen savaşla bir mahvet ediyorsun, onu yerine geçiyorsun, yeni töreni olur. Ama bizim zihinsel kurgumuza o devir teslim törenini öyle yerleştirmek, o olmazsa o zaman hikaye de olmaz diye 200 yıldır insanlar bu coğrafyada tartışıyorlar. İşte düşünceye müdahale böyle bir şey. Peki biz halifenin şartlarını konuşalım şimdi. Halifenin şartları diye bir şart yok arkadaşlar. Halifenin şartı olmaz mı? Çünkü münhasıran halife diye bir şey yok. Size onu söylemek. Kimin şartları var? Devlet başkanının şartları. Kimler devlet başkanı olabilir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre kimler devlet başkanı olabilir? En son anayasa değişikliğinde, aramızda bir anayasa hocası da var. Şu yaşta olacak, şu eğitim almış olacak, adli sicili şöyle olacak diye şartlarımız var. İslam'da da devlet başkanı olabilmek için hakim vali olacak. İyi ile kötüyü ayırt edebilecek, yani mümeyyiz olacak. Müslümanların işini görebilecek kadar muhakemesi ve bilgisi olacak.
büyük günahlardan uzak bir hayatım olacak vesaire. Eğer bir insan devlet başkanı olma şartlarını taşıyorsa, teknik anlamda da o Hazreti Peygamber'in görevini yapan bir insan olduğu için sonradan gelen anlamda halife olmaya da devam edecek. Özeti bu konu. Ben bunu ilga ettim demekle vakayı ilga etmiyorsun. Ben bunu ilga ettim. Aslında siz bu kavramın kullanılmasını durduruyorsunuz. İyi ifade edebilir miyim? Artık devlet başkanına halife denmeyecek demek istiyoruz. Bizim o dönem kanunlarımızı hatırlayacağız zaten. Bazı uzmanların yasaklanması da söz konusu. Paşa gibi ünvanların kullanılması da yasak. Aynen onun gibi düşün. Çünkü devlet var mı var? Devlet başkanı var mı var? Bu devlet başkanı olduğu sürece yani devlet başkanının yanında halife diye ayrı bir kurum yok. O bizim uydurmamız, tarihin uydurması. Nasıl uydurması? Saltanat ilan ilga edildi ya. 3 Kasım 1922'de şimdi saltanat ilga edildi ve tarihte ilk defa saltanatla hilafet ayrıldı. Bir ayrı halife oldu Abdülmecid Efendi. Bir de devlet başkanı oldu. İkilik oldu. Bakın dikkat edin. Aslında hilafet burada ilga edildi. Çünkü devlet başkanından alındı buyurma. Yani 3 Mart 1924 değil hilafetin ilga edilmiş. Aslında saltanat da ayrıldıktan sonra. Çünkü hilafet başlı başına bir makam değil, başlı başına bir konum değil, devlet başkanının ünvanı. Siz halife unvanı taşıyan bir insanı devlet başkanlığı konumundan aldığınız zaman aslında hilafeti o zaman ilga etmiş olursunuz. Konuyu çerçeve olarak anlatabildim mi? Şimdi bakalım kolonyalizm nasıl yürümüş onun üzerinden öyle devam ediyor. 18. yüzyılın ortasına geldiğimizde, tabii siz o günleri hatırlamıyorsunuz. 1850'lere geldiğimizde. Zihnimizde bir dünya haritası canlandırıyor. Ve o dünya haritasının %80'i birkaç tane Avrupalı devletin sömürgesi olmuş. Yani kabul edilmesi çok zor bir gerçek ama gerçek. Küçücük Avrupa devletleri bilinen dünyanın o kadarına neredeyse hakim olmuş. Ve o dünyanın çok ciddi bir kısmı da Müslümanların ülkeleriydi. Çünkü onlardan önce Müslümanlar, saati ayarlayayım da sabrınızı zorlayayım. Onlardan önce Müslümanlar dünyanın hakimiydi. Başkaları için belki kaybın psikolojik etkileri az olabilir ama Müslümanlar için kayıp aynı zamanda onların duruşlarına, varlıklarına, onurlarına, şereflerine, kimliklerine, her şeylerine tehdit. Çünkü o güne kadar dünyanın hakimisiniz ve birdenbire Avrupalılar geliyorlar ve size ait olan ne varsa el koyuyorlar. İşte bu tahribat çok büyük yıkım oldu. Ve insanlar içlerinde bulunduğu travmadan kurtuluş için bir mekanizma geliştirdiler. Dediler ki, olsun Avrupalılar geldiler, bizim ülkemize el koydular, bizim her şeyimize el koydular ama uzaklarda bir yerde bir Müslüman devlet var, Osmanlı Devleti. Ve onun başında da Müslümanların halifesi var. Eninde sonunda bu halife bizi kurtaracak, bizim çektiğimiz zulümlere son verecek. Biz şimdi bu zorluklara katlanalım, sabredelim. Hatta elimizde imkan varsa halifeye yardım edelim ve halife mutlaka onların hak ettiği dersi verecek diye içlerinde bulundukları psikolojik travmaya bir başa çıkma mekanizması geliştirdiler.
bu Kartolu gibi büyüdü. O ülkelerden gelen aydınlar, ülkeleri işgale uğrayan Müslümanlar akın akın hem Hicaz'a hem İstanbul'a gelmeye başladılar. Ve burada yaşadıkları o sıkıntıları, duygusal durumları, zorlukları, misyonerlerin yaptıkları din değiştirme faaliyetlerini, aklımıza gelen her türlü zulümleri İstanbul'daki Osmanlı kamuoyuna, Osmanlı aydınlarına iki yönlü olarak anlatmaya başladılar. Bir, eğer siz Müslümansanız bir vücudun organları gibi dünyanın başka yerdeki Müslümanların haklarından sorumlusunuz ve bize yardım etmek zorundasınız. İki, halifeyseniz o zaman size bağlı olan Müslümanları kurtarmalısınız. Bu tam da Osmanlı Devleti'nde gazete ve basının yeni ortaya çıktığı döneme rast geldi. Yeni Osmanlı aydınları dediğimiz bir grubun ortaya çıktığı döneme rast geldi. 1860'lara 70'lere. Ve onlar da bu malzemeyi aldılar. Harıl harıl o günkü gazetelerde işlemeye başladılar. Gazeteler 10 binler, 100 binler satmaya başladı. Müthiş bir kamuoyu oluştu. Böylelikle Osmanlı Devleti bir anda kendisini dünyanın başka yerindeki Müslümanların derdiyle de ilgilenmek zorunda ise Osmanlı Devleti'nin padişahı. Başta Abdülaziz var ve ondan sonra da Abdülhamid var. Giderek Osmanlı Sultanı'nın Müslümanların ister Aceh'de olsun, ister Endonezya'da olsun, ister Afrika'nın uzak köşelerinde olsun, herkesin üzerinde tasarrufu olduğu, herkesin üzerinde etkisi olduğu, hatta eğer isterse bu Osmanlı padişahı, yeryüzündeki Müslümanların hemen hepsini harekete geçirebileceği. Eğer böyle bir şey yaparsa, Avrupalıların bulundukları coğrafyalarda rahat etmeleri, mümkün olmayacağı, yaşayamayacakları gibi bir kanaat olur. Tamamen algıya yönelik bir kanaat. Ve o zaman dediler ki Avrupalılar, ne oluyor, bir deneyelim, bir tahlil edelim. Hemen dünyanın her yerindeki konsolosluklarına yazılar yazdılar. Dediler ki, sizin bulunduğunuz bölgedeki Müslümanların Osmanlı Devleti'ne ve padişahına karşı nasıl bir tutum içinde olduklarını bize yazın. Dünyanın her yerinden raporlar geldi. Bu raporları İngilizler, Hollandalılar, Fransızlar paylaştılar. O raporlar da aşağı yukarı şöyle. Malezya'da, Endonezya'da, Aceh'de, Türkistan'da, Doğu Türkistan'da, her yerde, Hindistan'da inanılmaz bir şekilde burada bulunan Müslümanlar kendi siyasi hakimiyetlerini kaybetmiş olmalarının verdiği psikolojik tazyik diye uzaklardaki Osmanlı padişahının kendilerinin padişahı kabul ediyorlar. Onu kendilerinin halifesi kabul ediyorlar. Ve kendilerini onun direktifleriyle, emirleriyle, talimatlarıyla yaşamak zorunda olduklarını hissediyorlar. Kendilerinden çok Osmanlı padişahını hissediyorlar. Ve eğer Osmanlı padişahı yeryüzündeki Müslümanları ayaklandırmak isterse bu insanlar onun emriyle, onun işaretiyle ayaklanmak isteyebilir diye raporlar geliyor. Şimdi bu tehlikeli bir durum. O zaman söyleyiciler diyorlar ki biz bu Osmanlı padişahlarının halife olarak tanınmasını önlemeye çalışmalıyız. Bunu yıpratmamız lazım. Osmanlı padişahlarının dünya üzerinde etkisini kırmamız lazım. Bunu nasıl yaparız? İşte bunu nasıl yaparız tartışması arayışın sonucu olarak iki şey üzerinde duruyorlar. Bir, az önce söylediğim gibi bu devir teslim töreni olmuştur. Dolayısıyla Osmanlıların harika olduğu masalın doğru değildir, hikayedir, uydurmadır. İki, kaldı ki bu olmuş olsa bile Osmanlılar Kureyş soyundan olmadıkları için gerçek halife olmaları mümkün değil. Biz Osmanlıların sahtekar olduğunu, gerçek halife olmadıklarını bütün dünyaya anlatalım ve onların dünya üzerindeki etkilerini silelim. Bunun için kaynaklar ayrılmış, kitaplar yazılmış, insanlar görevlendirilmiş, her yerde üniversitelerde araştırmalar yapılmış. Hemen herkes Osmanlıların hırsız olduğunu, bu ünvanın uydurma olduğunu, Kureyş soyundan olmadıklarını, devir teslim töreni olmadığını, zaten padişahların şarapçı olduğunu, dolayısıyla eğer halife olmaları gerekse bile yaşayışlarıyla halife olmaları mümkün
mesela bir mizansen ortaya çıkmış. İşte o mizansenler tercüme yoluyla bize geliyor. Türkçe'ye kazandırılıyor, Osmanlı kavramında tartışılıyor. Ve o tartışmada günümüze kadar devam ediyor. Bu süre içerisinde senaryoları da. Bunlardan bir tanesi, tabii onların ürettikleri senaryolar çok ciddi anlamda Müslümanlar arasında karşılık bulmuyor. Tam tersine bir karşılık buluyor. Çünkü Avrupalıların getirdikleri bu tezlere Müslümanlar tepki gösteriyorlar. Onlar padişahın nüfuzunu, halifenin nüfuzunu ne kadar yok etmek isterlerse bu burada yaptıkları faaliyetler tam ters tepki oluşuyor. Ve giderek insanlar daha çok Osmanlı padişahına Akdeniz'e bağlanmaya çalışıyorlar. Dizisini de izliyorsunuzdur. Avrupalılar ne kadar onu yıpratmaya çalışırsa tam tersi bir şekilde onun itibarını bulundu. Şöyle de İslam dünyasında daha fazla artmaya başlıyor. Seyahatler çoğalıyor, dergiler, gazeteler, aklımıza gelen her türlü vasıtayla inanılmaz bir duygu yolu oluşuyor. İslam tarihinin hiçbir döneminde görünmeyecek bir şekilde hem Osmanlı Padişahı'nın şöhreti hem de etkinliği nüfuzu artıyor. Dünyanın en uzak köşelerinde Abdülhamit adına hutbeler okunuyor, konferanslar veriliyor, onun hediyeleriyle insanlar tesellü buluyorlar. Osmanlı konsolosluk binaları, kutsal topraklar muamelesi görüyor. Bir şekilde oraya bir Osmanlı gemisi gelir ise akın akın binlerce insan burası bağımsız Müslüman toprağı, halifenin toprağı diye oraya akın ediyor. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu var. Keşke bunlar Filip olarak yapılsalar, yerini size bunu görsek. Doğal olarak da Avrupalılar bunun etkisini kırmak isteyince böyle bir çatışma alanı. Bu çatışma alanlarından bir tanesi, acaba biz bu hilafeti Osmanlılardan alsak da, dikkat edin, olmayan bir şey ihtiyaç ediyor. Acaba biz bu hilafeti Osmanlılardan alsak da, kontrol edebileceğimiz, kendi yönlendirebileceğimiz başka bir Müslümana versek ve onun marifetiyle yeryüzündeki Müslümanları etkilesek kendi politikalarımıza uygun olarak nasıl olur deyip arayışa başlıyorlar. En uygun aday Mekke emiri. Hem Mekke emiri peygamberin soyundan olduğu için teolojik şartları taşıyor diyorlar. Hem Mekke emiri bizimle işbirliği yaptığı için biz onu kolaylıkla yönlendirebiliriz diyorlar. Ve başlıyorlar. Gerçekten hilafet Mekke emirinin hakkıdır. O çünkü peygamberin soyundandır. Türkler onu gasp etmişlerdir. Ve yeni bir tarih kurgusuna başlıyorlar. Bu tarih kurgusu Araplarla Türklerin arasını açmak için. Bu tarih kurgusu önemli. İsterseniz onun önemine ait birkaç parantez için söyleyeyim. Sonra da zaman 1,5 oldu. Ders vakti geliyor. Ama devam eder misin? Ben devam ederim de öğrenciler. Ha, derse gitmek isteyenler bilir. Öyle mi? Peki. Tarih kurgusu, tarih algısı için bir size çok radikal bir ifade kullanayım. Tarih diye bir şey yoktur. Bir tarihçinin tarih diye bir şey yoktur demesi dikkat çekmiyor, değil mi? Gerçekte tarih diye de bir şey yok. Tarih bir tasavvur alır. Tarihe dokunamaz. Tıpkı geleceğe dokunamadı, geçmişe de dokunamaz. Siz zihninizde nasıl bir geçmiş inşa ederseniz, tarih odur. Şimdi bunu uygulayalım. Tarifimizi yaptık. Şimdi uyguluyorum. Bir grup insan sabah uyandı ve geçici bir hafıza kaybına uğradı. Zihinleri, beyinleri resetlendi. Bu insanlara zaman zaman olabilen bir şey. Bunun semptomları şu. Varlığa ait hiçbir anlamı yok. Anlamlandıramıyor. Ben kimim? Adım ne? Burada ne arıyorum? Bu insanlar kim? Burası neresi?
tam bir sıfır. Demek ki varlığına anlam yükleyemiyorsa bunun tabii sonucu olarak kimliğini kaybediyor. Bize yaşama iradesi veren şey bizim kimliğimiz. Varlığımıza yüklediğimiz anlamı. Bu kişinin yakınları, annesi babası bunu bir doktora götürüyorlar. Yeniden hayatta kazanmak için. Doktor da ona terapi yöntemler ya da bir kısım tekniklerle kaybettiği hafızasını kazandırmaya çalışıyor. Bak diyor, bu senin ilk kullandığın patikleri, bu ayakkabı, bu çorabı, bu bazen terapi. Şok tedavisi. Acaba doktor kötü niyetli olsa ve kendisine hafıza kazandırmak üzere gelen insana hiç olmayan bir hafıza yüklemesi mümkün mü? Evet. Bu yükleme sonucunda insan daha önce hiç olmadığı bir kimlik öğretti. Ve bunun sonucunda da daha önce olmayan bir insan öğretti. İşte sözgeçlerin tarih arasında böyle bir şey de var. Bu karşılaştırma tarih arasında bize verilen şey o insanların, o toplumların tarihini yeniden yazmak. Ve onlara aslında olmayan bir tarih inşasıyla, aslında olmayan bir geçmiş kabul ettim. Ve bu geçmişe göre sizin de satır aralarında hiç fark etmediğiniz subliminal mesajlarla sizin zihniyetinize yeni doneler yüklemeye çalışıyorum. Gitmek isteyenlere izin verelim, ders, haykır dersler diyelim, kalmak isteyenlerle devam edelim. Bu kadar da kullanılmaz. Yerlerimiz biraz toplanabilir miyiz arkasında şimdi size bir kronoloji çizeyim ve bir sistemi anlatacağım. 19. yüzyıldan itibaren Müslüman toplumların tarihi bugün üniversitelerin okullarında okutulan tarihle hep genellikle batılar tarafından ama yerli dinlere tercih edilmiş. Siz de biz de Müslümanlara maruz kaldık. Dünya tarihi genellikle Avrupa'da yani batılı dünya tarihi sahnesine çıktıkları dönem var. İşte bu başlangıcı milattır. Yunan, Roma, Orta Çağ, Reform, Rönesans, Aydınlanma, Sanayileşme diye bir takım gelen bir tarih kronolojisini yazabilirsin. Bu kronolojide biz yokuz. Müslümanlar yoktur. Şöyle bakın arkada. Müslümanların olduğu tarih dilini karanlık çağlar olarak geçecek. Orta Çağlar olarak geçecek. Nedir Orta Çağların zaman aralığı? 7. yüzyıldan aşağı yukarı 16. yüzyıla kadar olan dönem. Bu 700-800 yılda kim yaşamıştır? İslamiyet 7. yüzyılın başına gelmiştir. Sonra Türkler tarih sahnesine gelmiştir. İşte Kanuni, Macaristan, Almanya dönemde Viyana'nın yerine kadar 16. 17. yüzyıl. Tamamı, yani Müslümanların da Türklerin tarihleri tamamı karanlık çağlar olarak orta çağ, midyelerin tutak yolcusu olarak. Bu bir dayatmadır. Tarih kırmanısı dayatmadır. Şimdi önce sizin özgüveninizi yıkmayın. Sizin dayanacağınızı. Çünkü siz tarihten güç alırsınız. İkincisi olarak sadece özgüveninizi hedeflemezler. Aynı zamanda sizi son derece savunmasınlar. Bunların hepsi akademik disiplin olarak çalışılmıştır. Sonuçları tarih edilmiştir. Mesela derler ki, çok canlı cümleler. 12. yüzyıldan itibaren ya da Gazali'den itibaren İslam dünyasında bilim, sanat, düşünce hepsi sona geliyor.
metni de ikramiyle çok sık sağda solda görebiliriz. Okuyabilirsiniz. Aslında bununla söylemezsem bir şey şudur. Çünkü doğrudan söylerlerse tepki duyacağım için. İslam tarihine Türkler girdiği andan itibaren İslam'da bilim sanat felsefe düşünce sona ermiştir. Çünkü Gazali'nin dönemi o dönemdir. Öylelikle siz zihninize bir algı yerleştirirsiniz. Tarihteki Türk asıllığı bilim sanat felsefe düşünce bakımından en kötü bulunan özgürlüğünüzü yitirdiğiniz zaman da siz ne yaparsınız? Kendi değerlerinizi savunamazsınız. Üç gün boyunca boyunlarınız. Müslüman toplumlarının direnişini kırmak için en çok uğradıkları metodla birisi bu. Halen de devam ediyor. Bizden adam olmaz. Günlük dilde de devam ediyor. Mesela en basit bir bakkala girdiğiniz zaman şu soruyla karşılaşırsınız. Yerli mi istiyorsun, havuz mu istiyorsun? Diye soruyor. Bu sadece yerli mi istiyorsun, Avrupa mı istiyorsun sorusu değil. Arka planında bir senaryo var. Kaliteli mi istiyorsun yoksa çakma mı istiyorsun demek istiyoruz. Bir kavram kaliteyi sağlamlığı temsil eden bir kavram da sahtekarlığı, çürüklüğü, güvenilmezliği temsil eder. Öyle değil mi? Bütün hayatımıza mesela. Üniversitemizi anlatırken siz kitaplarda ya da arkadaşlarımıza Avrupa standartlarında bir üniversite kurduk dersiniz. Değil mi? Hatta demokrasimizi de böyle söylüyoruz. Demokrasimiz Avrupa standartları. Hep böyle zihninizi bir algı bombardımanı. Sizin kendi değerlerinizden şüpheye düşmenizden, dışarı düşmenize böyle yapmıyor. Ve her an medya yolunda, televizyon yoluyla, üniversitelerde buna maruz kalırsınız. Kendi değerlerinden şüpheye düşen nesiller de güçlü değerlerinin önünde boyun eğer. Çok basit ama işleyen, sonuç veren bir mekanizm. İşte o dönemde de Müslümanların özgüvenlerinden kuşkuya düşmeleri, değerlerinden kuşkuya düşmeleri ya da gelecek adına hiçbir umut yaşatmamak adına tarihleri değiştirmiş. Araplar demişler ki, siz insanlık tarihini en muhteşem medeniyetlerinden birini kurdun. Farabiler, İbn Sina'lar, Beytül Hikmeler, Endülüs'teki medeniyet, Bağdat'taki medeniyet. Ama ne zaman Türkler geldi, sizin tarihinizi çaldı ve İslam tarihini el koydu. Hem sizi mahvettiler, hem İslam medeniyetini mahvettiler. Şimdi ben bir Arap genci olsam, bir de zihninde bu tarih kronolojisi olsa ve karşıda da anlaşılan bir profesör böyle bir şey söylese o bir tek doğruyla uyuyor. Bendeki hikayeye de uyuyor. Türklere de geldiler dediler ki siz şöyle cesur, böyle kahraman, böyle fedakar, bu kadar büyük devletler, medeniyetler kurmuşsunuz ama tam 500 yıl, bu işe yaramaz Arapların gücünü bozuldu. Yemediniz, yedirdiniz, içmediniz, içirdiniz. Varınızın yolunuzu onlara döktünüz. Yok Surra alayı, yok Yemen'i, yok Hicaz'dır, yok Peygamber nesil. Ne oldu? En sonunda geldiler sizi sırtlarından kuşattılar. Bir dünya sahibi, düşmanlarınız hiçbir yeri. Siz hala akıllanamayacaksınız. Bu da sizin maruz kaldığınız. Bu söylediklerin tanık geliyor mu zaten? İşte bu tarih aldı. Artık şöyle bir hüküm verebilirim. Eğer benim geleceğim, benim çıkarlarım sizin kavga etmenize dayanıyorsa o zaman benim bunu sağlayabilmem için yani sizi gelecekle kavga ettirebilmem için mutlaka size kan davası hediye etmemiz. Yani sizi gelecekte kavga ettirebilmek için sizin kadar geçmişte kavga ettirebilmek. Çünkü bütün kavgalar bir geçmişin sonucu. İşte o size hediye edeceğim geçmiş sizin kan davanızla dolu olan bir geçmiş. Ve bu ülkedeki halkların tarihleri hep bununla doldurmuş. Bu gerçekten yaşanmayan bir tarihtir ama bize giydirilen bir tarih.
O yüzden yazamadığınız tarih sizin değil. Ve o yüzden bu coğrafyadaki Müslümanlar da kendi tarihlerini yazamıyor. Neden yazamıyorlar? Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemli ve mühimdir. Bunu herkes söylüyor. Tarih yazmak, insanı ilgilendiren bütün birikimlerde maharet sahibi olmayı Türk eğitim sisteminin tarih bölümlerinde okutulan sistematikle tarih yazılması mümkün olmaz. Çünkü oraya giren öğrencilerimizin puan seviyeleri başlangıçta ona imkan vermiyor. İsterseniz şöyle bir deneyim yapalım size. Yaşadığınız toplumun ve ülkenin en önemli 10 meselesini sıralayın desek, en önemli, en hayati 10 meselesini sıralayın desek, bunun 6-7 tanesi sosyal bilimleriyle. Mesela dindar, dindar olmayan meselesi, layıklık meselesi, kültür meselesi, Alevi Sünni meselesi. Gece konu meselesi, göç meselesi, toplumsal bölünmüşlük meselesi, eğitim meselesi. Bunları doktorlar çözmeyecekti. Bunları mühendisler de çözmeyecekti. Bunları sizin yetiştireceğiniz felsefeciler, sosyologlar, okullar, yargıçlar, tarihçiler çözecek. Çünkü analiz yapacak. O zaman bunları nitelikli insanlar olması lazım. Nitelikli eğitim almaları lazım. Ama siz ülkenizin en nitelikli çocuklarını parayla satın alabileceğiniz alanlara planlarsanız, doktor mühendisliği varsanız ve insanların hayatlarını belirlerken, tercihleri yaparken en belirgin, en müessir faktörler olarak kolay para kazanabilmek ya da çok para kazanabilmek amacını koyarsanız, işte bu devasa sorunlarınızı çözecek kadrolar yetiştiremez. Bu da resmi bir başka bir konu. Gerçekte olması gereken, muhakeme yeteneği olan, bilgi birikimi olan, dünyayı tanıyan, insanı tanıyan insanların bu analizleri yapması lazım. Bu tarihleri yapması ve yazması lazım. Olmayınca yapılan tek şey Batıların kronolojisini bize uyarlamak. Batıların kuramlarını bize tercih. Şimdi bu ülkede tarih yazacak insanın mutlaka bu doğu dillerine hakim olması lazım. Çünkü tarihin kodları bu dillerle işlenmiş. Mutlaka bu coğrafyada yaşamış inançlara hakim olması lazım. Çünkü tarihin kodları bu inançlarla işlenmiş. Töreyle, geleneklerle aşina olması lazım. Ve ruhlarıyla aşina olması lazım. O kadar ki zaman içerisinde kavramlar anlam kaymasına uğruyor. Ve siz, bir örnek vereyim mesela, çok sık kullandığı bir örnektir. Eğer siz kavramların hangi zamanlarda, hangi anlamlarda, hangi ruhlarla doldurulduğunu bilmezseniz, saçmalarsınız ve bunun da bol bol örnekleri var. Yeniçeriler, ayaklandıkları zaman slogan olarak irtica, iyi anlamda nitelenen şeriat isteriz diye ayaklandı. Kalıp değil mi? Bütün evraklarda bir yazıyor. Gençlerden ayaklandığı zaman şeriat isteriz. Şimdi siz hiçbir şeyden haberiniz yoksa, tarihten, değerden, gelenekten, dönemekten alırsınız bu cümleyi, bu cümle sizin zihninizde ne çağrıştırıyor? Bu irticayı canlandırıyor. Demek ki irticanın kaynağı aslında yeni değilmiş. Çok eskiden beri Yeniçerilerde de varmış dersin. Halbuki şeriat isteriz. Bu coğrafyanın tarihinde bir kalıptır, bir deyimdir. Adalet isteriz de. Hakkımızı isteriz de. Onun için kullanılan. Siz bu anlamından kopartırsanız, günümüzde şeriata yüklediğimiz anlamla böyle yazan pek çok kitap vardır, biliyor musun? Yeniçerileri şeriatçı olarak. Ya da son zamanların moda kavramı, kamu, aklıma yatmamı söylüyorum. Kamusal alan, kamu gücü, kamu otoritesi,
Ne anlıyorsunuz bundan? Devlet anlıyorsunuz, değil mi? Ama kavram aslında devletin dışındaki alan demek. Tamam. Mesela Yunus Emre'de öyle değil mi? Cümle alem, kamu alem birdir. İşte bunlara hakim olmanız lazım. Kavramların o zamanlarda ne? Millet mesela. Bugün çok konuşulan bir kavram. Millet. Siz de çok tartışıyorsunuz. Millet anlam olarak aynı inanca mensup insanlar var. Bugün o anlamda mı kullanılıyor? Aksine aynı kandan gelen insanlar anlamında. İşte bu kodlara, bu dile, bu ruha ama yok. Bu donanım yok. Bu donanım olmadığı için de bize başkalarının yitirdiği tarihle yürüyen bir yolculuk yapıyoruz. Ve mütemadiyen bu coğrafyada insanlar. Buna rağmen dikkat edin, halen bu coğrafyada yaşayan insanların arasında kan davasını yerleştirmeye muvaffak olamadı. En son bu işte Kürtlerle, Araplar ve Türkler arasında. Bir kere şunu çok net olarak bir dakika arkadaş, bizim tarihimiz sizin formatlarınıza uyan bir tarih değil. Biz birbirimizi kan gruplarımıza göre tanımlamıyoruz. Bizim birbirimizi, kimliklerimizi tanımlamada etnisite ve ırk diye bir faktör yok. Biz insanlarımızı değerlerine göre, hayat tarzlarına göre, kültürlerine göre tanımlıyoruz. Sizin biyolojik tanımlarınızın bizim tarihimize karşılığı yok diyemiyoruz. Diyemediğimiz için de bugün insanlar olmayan şeyler için birbirlerini boğazlıyorlar. Ve hem tarihimizi kaybediyoruz, hem geleceğimizi kaybediyoruz. İşte buna birbirlerini dur demesi lazım. Buna durmayacak olan da sizlersiniz. Çünkü sizlerin dünyası katlıyor. Sizlerin dünyası mahvediyor. Bu dünyada en çok kullanılan kavramlardan birisi de hilafet kavramı. Hilafet kavramının nasıl kolonyalistler tarafından kullanıldığını, tartışıldığını, değerlendirildiğini, ona bir güç yüklendiğini, bunun karşısında da Müslümanların vay halifemiz inka edildi, biz mahvolduk diye bir böyle matem psikolojisi içerisinde yüzyılda harcadık. Sanki halife olursa her şeyin kurtulabileceğine dair bir muhal beklenti içerisinde gelirdi. Kendi beceriksizliklerini, kendi maharetsizliklerini, kifayetsizliklerini bu tür semboller üzerinden bir şekilde izah ederek kendi sorumluluklarından kurtulmaya çalıştıklarını görüyoruz. Sözün özü şu, bugüne kadar her ne yapıldıysa tarihte sizin söylemeniz gereken şu oldu. Bugüne kadar her ne yapıldıysa demek ki başarısız olmuş. Eğer başarılı olmuş olsalardı biz bugün bu durumda olmazdık. Buna bir itirazınız var mı? Bak şimdi eğer buna bir itirazınız yoksa yeni bir sorumluluk alanı açıyoruz. O zaman tarihe bir duygu alanı olarak bakmayacağız. Tarihe bir meşruiyet alanı olarak bakmayacağız. Tarihe bir bilgi alanı olarak ve diyeceğiz ki, içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulmak için geçmiş nesillerin ürettikleri reçeteler çare olamadığı için biz bu girdapta yuvarlanıyoruz. Tekrar tekrar denenmiş ve çare olmamış ilaçları bu toplumun önüne sunmanın bir faydası yoktur diyebilmelisiniz. Bunun için yeni şeyler üretmelisiniz diyorum size. Geçmişte üretilenlerin tecrübesiyle bu ülke hala Türkçülük, İslamcılık, Osmancılık, şuculuk, buculuk tartışıyorsa 100 yıl ileriye değil, 100 yıl geriye gitmişler. Çünkü bunlar geçen 100 yılda tartışılmışlar. İtirazınız var mı? Yok. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bu salonda bulunan insanlara sorsak, kendinizi siyasal anlamda nasıl tanıtırsınız? Karşımıza hangi kavramlar çıkar? Söyleyeyim. İslamcı,
solcu, liberal, demokrat, muhafazakar gibi değil mi? Farklı paşa şey çıkar mı? Sadece solcu. Bu toplumda bunlar herkesin kendini tanımlayacağı ifadeler bunlar siyasal anlamda. Dikkat edin bu tanımların, bu nitelemelerin hiçbirisi sizin tarihinize ait değil. O zaman siz yaşamadınız mı? Sizin bir tarihiniz yok mu? Bunlar hepsi yüzyıldan itibaren size yapıştırılan etiketler. Onlar önce siz kendinizi nasıl niteliyordunuz? Bu coğrafyada yaşayan insanlar nasıl kendilerini siyasi olarak ifade ediyorlar? Yeni baştan tarihi sorgulamamız lazım. Bunu da uzaydan birisi yapacak, siz yapacaksınız. Onun dışında çok okuyacaksınız. Onun dışında şu anki zamanımızı değerlendirebilir, en iyi şekilde değerlendirebilir. Çünkü benim bu yaşımda okuduklarımdan alacağım şeylerle sizin bu yaşımda okuduklarımdan alacağınız şeyler çok farklı olacaktır. Bir saat, 10 dakika oldu. Ben burada kesin, çünkü sorularınız varsa onları konuşalım. Ya da onları konuşalım. İtirazınız varsa onları konuşalım. İlk soruyu, en masum olanınız zor soru. Tamam, ben bir soru söyleyeyim. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey sorayım. Dediniz ki Türkler İslam ve işte tarih sahnesinde Müslüman olarak çıkmalarından sonra şöyle bir algı oluşturuluyor ki bizde işte Türkler geldikten sonra bilimde, sanatta, şunda bunda Müslümanlar arasında bir gerileme oldu, daha doğrusu ilerleme olmadı da diyebiliriz. Siz de diyorsunuz ki bize bir dayatma. O zaman şunu sormak aklıma geliyor. Bu dönemde Türkler bilimde bir ilerleme yapabilmiş mi gerçekten? Veya sanatta veya başka bir şeyde? Yoksa ben de çok geçerli bir soru. Yani yoksa acaba ne diyeceğiz? Asıl olan kıstas bu mu değil yoksa? Çok geçerli. Ne dersiniz? Şöyle yapalım. Bir insan bir mesafe kat etmiş. Siz ona diyorsunuz ki ya yürümeyi bilmiyor. Buraya acaba nasıl geldi? Sana diyorlar ki yoksa hayal mi görüyorsun? O gelmedi oraya. Orada duruyor. Şimdi bu soruya Türklerle ilgili. Bilimde, sanatta, felsefede eğer herhangi bir birikimleri yoksa dünya tarihinin en büyük medeniyetlerinden birisini nasıl kurdular? Ve onu dünyada eşi olmayan bir şekilde tek hanedanda 700 sene nasıl yaşadı? Bu sorunun cevabı yok. Sadece güçle kurulan varlıklar var. Mesela İskender, mesela Timur, mesela Moğol, mesela Dadişah, hatta Memlükler. Ama bunlar işte 50-60 sene yaşıyor. Sadece güçten düşünce kaybolmuştu. Ama sen Osmanlı, mesela Selçuk. Bu medeniyet kurması mutlaka arka planında bir bilim, sanat, düşünce ve birikimi gerekiyor. Sorun onun olmayışı değil. Sorun onun bizim bulamayışımız, okuyamayışımız ve başkalarının da örtmesi. Nereden bulacağız? Tarihten bulacağız. Nasıl bulacağız? Bir kere kütüphanelerimize gireceğiz. Tüm tarih kaynaklarımızı neşredeceksiniz. Yapılmış mı? Yok. İki, onların dilini bilen insanlar yetiştireceksiniz. Var mı? Yok. Bu senin söylediğin bilim tarihine ilgilendiriyor. Bugün bu ülkede 50 tane bilim tarihçisi yok mu? Çünkü ben o kitaplara baktığım zaman ondan bir anlam çıkartamıyorum. Benim zihnimde kimya formülleri yok, cebir formülleri yok. Ben sadece tarih kısmını
Fakat onlara bakınca onların ne anlama geldiğine ait bilim tarihi sunulması lazım. Yok, yetiştiremiyoruz. Dile hakim kesin. Mesela siyakat bilen 100 kişi yok. Bunlar acı itiraflar ama yok işte. Bir medeniyetin shorthand dediğimiz, steno yazısı dediğimiz, siyakat dilini bilen, devlet dilini bilen insan sayımız yok. Olmayınca da bu kurgunun nasıl olduğunu ortaya koyabilecek kadrolarımız yok. Ve işin doğrusu, bilim de var, felsefe de var, düşünce de var, hepsi de var. Fakat bunları yorumlayacak insanlarımız yok. Bunları bizim dile aktaracak insanlarımız. Olduğu için zaten dünyada medeniyet görmüş. Ben şimdi size isimlerimi saysam. Ama size mesela aklınıza gelen dünyanın en önemli 10 düşünürü söyleyin desem, siz bana diyeceksiniz ki Jean-Jacques Rousseau'dur, Montesquieu'dur, John Locke'dur, Thomas Hobbes'dur, değil mi? Ya bir dakika, bunlar daha birkaç yüz yaşında. Bunlar önce yüzlerce yıldır devam eden bir medeniyet var. Onların kahramanları nerede? Onların isimleri nerede? Yok çünkü öğretilince olmuyor. Demek ki bir şeyi bilmemeniz onun olmadığı anlamına gelmiyor. Var ama siz mi? Var ama onu yorumlayacak insanlar yetiştirmek. Anlamı şu, şöyle bir soruyla cevap veriyorum size. Amerika ne zaman keşfedildi? Doğru mu arkadaşlar? Bak, işte bütün tarihe böyle yapmış. Doğrusu şu, Amerika var, sen ancak onu 1492'de görebildin. Senin görememen Amerika'nın olmadığı anlamına gelmiyor. Sen de diyorsun ki, hayır arkadaş, bu oyunun kuralını ben görüyorum. Ben ne zaman fark ettiysem o zamandan itibaren var. Bu şeye benziyor. 155 para etmez. Bu bendeki aşk olmaz. Batılılar diyorlar ki, senin varlığın ve değerin benim senin görmemden itibaren bir anlamda. Bu şu anlama da geliyor. Suyun kaldırma gücü ne zaman bulundu? Hani bak evraka evraka dedi ya. Evet, aynı soruyu bir daha sordum. O tarihten önce su kaldırmıyor mu? O da gibi bir şey. Şimdi hilafet ve saltanatı son döneminde ayrımından bahsettiniz. 1918 Boğaz İstihazı'nın müteakip Abbasi Halifesi Müslüman Mehmet'e sanıyor ve uzun bir müddet onun bir sığıntısı gibi yaşıyor. Yani burada da aslında hilafet ve saltanatın bir ayrışma içerisinde olduğunu görüyoruz. Ben Osmanlılar'da. Şunu soracaktım hocam, burada yani Abbasi Halifelerden Halifeliğin devam etme sebebi ne olabilir? Yani çünkü yani Kureyşilik meselesiyle bir kutuplandırabilir miyiz acaba? Yani neden mesela hilafet almıyor? Temel bir kavram var, meşruiyet kavramı İslam toplumlarında. Yani İslam toplumları diyoruz ama Abbasilerden sonra bunların %90'ı Türkler, tamam mı? Abbasilerden sonra kurulan devletlerin neredeyse %90'ı Türkler. Sadece Hindistan.